Narsistik kişilik bozukluğu olan kişi rahatsızlığını çoğu zaman kabullenmez. Yanlış davranışlarının nedenlerini haklı göstererek üste çıkar ve karşısındakileri suçlar. Ancak kriz anlarında, yani istediğini elde edemediğinde ya da elindekileri kaybettiğinde ortaya çıkan depresyon hallerinde tedaviyi bir seçenek olarak görebilir. Zorbalık, mağduriyet, görünmezlik, ilgiye ve onaya bağımlılık, tüm güçlülük ve haklılık görünümünde maske takılan ve güvensizlik, tehdit ve gözdağı karşısında korku duyma, aşağılanma ve küçük düşmeye karşı hassasiyet, çabuk tahrik olma, provokasyonda bulunma ve güç gösterileri yapma gibi tipik ve duygusuzca tepkiler verilen narsistik kişilik bozukluğunun tedavisinde farklı yaklaşımların bir arada uygulandığı bireysel psikoterapi kullanılır. Psikodinamik yaklaşımlı psikoterapide danışanın yakındığı sıkıntılar ve idealleştirmeden değersizleştirmeye geçişler anlaşılmaya çalışılır. Çok fırtınalı olabilen bu geçişler terapistin hastayı anlamadığı ya da empati yapamadığı durumlarda ortaya çıkar. Kendi içinde bastırmaya çalıştığı kötü kendiliğine ve başkalarına karşı saldırgan hislerin ve kendine güvensizlik gibi duyguların yoğun bir şekilde iç içe geçtiği dış dünyaya bir tepki olarak ortaya çıkan tüm güçlü imge, kimliğin nesnel gerçekliğe dayalı olmayan bir suretini oluşturur. Tüm güçlü imgenin gizlemeye çalıştığı güvensizlik ve saldırganlık, narsistik kişilik bozukluğunun klinik dışa vurumlarında duyguların inkar edilmesi ve vurdum duymazlık olarak ya da abartılı alınganlık ve şüphecilik olarak kendini gösterir. Bu nedenle narsistik kişilik bozukluğu olan çoğu kişi tedaviye dirençli bir depresyon yaşar ve hayata uyum sağlamasına izin vermeyen üstünlük inancı ve tüm güçlü imgesi yüzünden terapi süreçlerinde bile çok özel bir danışan olduğuna dair bir algıya kapılır. Kendi acılarının ve çektiklerinin başkalarının yaşadıklarından çok daha fazla ve sadece ona özgü olduğunu düşünür. Çünkü tüm güçlü imgesi üstünlük ve çok özel olma algısını pohpohlar ve dış gerçeklikle bağlarının kopmasına yol açar. Terapi sürecinde değersizleştirme, tedirgin durma, mükemmelliyetçilik, paranoya üretme, hastalık hastası olma gibi savunmaların ele alınması gerekir. Ancak bu kolay bir iş değildir. Çünkü tüm güçlü imgesini korumak için gizlemeye çalıştığı değersizlik duygusunu savuşturmak amacıyla karşısındakini değersizleştirme ihtiyacı duyan narsistik yapıdaki bir kişiyle sahici ve samimi bir terapötik ilişki kurmak, bu kişinin zihninde yerleşik olan üstün bir kişinin aşağı derecedeki biriyle muhatap olması şeklindeki ilişki kalıbı nedeniyle çok zordur. Ayrıca narsistik yapıdaki bir kişi için değersizleştirme saldırısı her zaman tüm güçlü imgeye dönme riski taşır. Olumsuz duygular içeren her türlü tavır ve davranışı tolere edebilme becerisi üzerine inşa edilen terapötik ilişkide, terapist danışanın iç dünyasına odaklandığında bu risk ortaya çıkar ve danışanın "galiba sizi başlangıçta gözümde fazla büyüttüm ve ciddiye aldım ama artık bana faydalı olacağınızı düşünmüyorum" gibi sözleriyle değersizleştirme saldırılarından terapiste nasibini alır. Bu noktada terapötik ilişkinin gidişatı terapistin bu aşağılamaları kaldırabilme, üstüne almama, görmezden gelme olgunluğuna bağlıdır. Çünkü danışanın değersizleştirdiği gerçekte terapist değil, danışanın terapiste gördüğü kendi yansımasıdır. Bu gerçeği bilen tecrübeli bir terapist kendini savunmaz, korumaya çalışmaz ya da misilleme yapmaz ve zihinsel olarak bu tür etkileşimden kaçınmanın bir yolunu bulur. Terapisti kusurlu ve hatalı olarak görmeyle şekillenen değersizleştirme saldırılarına karşı terapist, iç dünyaya yönelik gerçek ilgi ve merak kalkanını devreye sokarak netleştirme, çelişkilerle yüzleştirme ve yorumlama tekniklerini kullanır. Bu aşamada genellikle danışanda "beni iyileştirmeye mi çalışıyorsunuz yoksa bana acı çektirmeye mi çalışıyorsunuz" şeklinde şüphecilik ortaya çıkar. Terapistin samimi ve sahici bir insan olarak merkeze alındığı bu süreçte terapist değersizlik ve umutsuzluk duygusuna kapılmadan kusurlarını ve eksiklerini kabul ederek danışanın eleştirilerini dinler
ve şüpheciliğini azaltmaya çalışır. Zamanla danışanın kendisine ve başkalarına yönelik keskin mükemmelliyetçi beklentileri veya değersizleştirme savunmaları yumuşar, tüm güçlü imgesi zayıflar ve gerçek ilişkilerin doğal yapısını anlayıp kabul eder. Son olarak paylaşma ve aidiyetlik duygusunu veren aile bağlarının kopması, vahşi kapitalizmin insanı tüketici düzeyine indirip tüketmesi, reklamların sürekli daha fazlasını hak ettiğimizi söyleyen cümleleri, iş hayatında rekabet ekseninde sürekli daha iyi olduğunu ispatlama çabası narsistik yapıyı beslediği ve kuvvetlendirdiği için, narsistik kişilik bozukluğunun tedavisinde içimde yaşanılan toplum ve ilişkiler yumağı da çok önemlidir.